Konuşan Seyirciler merhaba arkadaşlar, ben Yunus. Bu videomda sizlere HP'nin 3525 modeli olan yazıcısını bazı özelliklerini tarif edeceğim. Öncelikle ilk video kafa temizleme, daha sonra kartuş dolumu ve genel özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Böylece videomuzun ilk başlık konusu bu. Kanalımda diğerlerini arttırarak, 3525 olarak arttırarak diğer videolarını izleyebilirsin. Kartuş nasıl olur, kartuşun işte tıkanması nelerdir gibi videolarımızı izleyebilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Konuşan Seyirciler merhaba arkadaşlar, ben Yunus. Sizlere HP'nin 3525 modeli olan, daha doğrusu modeli tam olarak şurada yazıyor, HP DeskJet Ink Advantage 3520 Printer Scan Fotokopi özelliği var. Ve Wi-Fi özelliği de var arkadaşlar. E-Print özelliği de eklemişler, mailde yazma. Bunlar tabi kısa kısa geçiyorum ben. Siz daha detaylı istiyorsanız eğer, onu da kanalımda diğer videolarımıza bakmanız gerekiyor. E-Print nedir, ne işe yarar ve Wi-Fi nasıl kurulur diye. Ben size bu videomda sadece kartuşlarını nasıl dolduracaksınız onu göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar HP'nin her modeli değil ama bazı modellerini orijinal kartuşlara dolum yapabilirsiniz. Ya da dolum kartuşu alabilirsiniz. Daha da çok alır. Örnek diyorum, orijinal kartuşu doldursanız 100 sayfada biter. Ama dolum kartuşu 200-250 sayfada biter. Ya da depo sistemi taktırırsınız. Yanınızda depolar olur. Bu sefer de 3000 sayfada bir, 2500-3000 sayfada bir biter. Sizlere şimdi yazdığım orijinal kartuşları nasıl dolduracağımı bahsetmek istiyorum. Öncelikle yazdığımızın kapağını kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi kartuşlar boş bir yana geliyor. Renklerin karşısına. Burada siz daha önce örnek göstermekten böyle bidonlar veya başka da olabilir ama ucları böyledir kesinlikle. Alıyorsunuz, aldıktan sonra mürekkebin kapağını açıyorsunuz. Daha sonra ben kırmızı kartuş dolduracağım. Siz de hangisini dolduracaksanız hepsini doldurmanızı tavsiye ederim her açtığınızda. Bir derde uğraşmayın diye söylüyorum. Arkadaşlar kartuşun iki tane yeri var. Birincisi burası. Daha sonra bir de burada var. Şimdi bu kartuş dolu olduğu zaman buradan mürekkep taşar. Yani buradan hava alması gerekiyor. Sakın o provayı kapatmayın. Ben şimdi dolduracağım. Buradan taştırınca bırakacağım. Kartuşum dolmuş olacak. Böylece bir 300 sayfa, 150 sayfa gibi çıktı alma imkanı sağlayacak bana. Hafif hafif damlatıyorsunuz arkadaşlar. Damlattığınızda zaten dikkatli damlattığınızda alttan akacaktır aşağıya. O zaman anlarsınız ki dolmuş ve fazla uğraşmaya gerek kalmaz. Yavaş yavaş dikkatlice, benim ellerime bakmayın, benim ellerim mürekkeple. Siz eldiven kullanmayı tavsiye ediyorum, eczaneden falan alabilirsiniz. Arkadaşlar kartuş dolduktan sonra alttan gördüğünüz gibi akmaya başladı. Şu anda bu bölümden akıtıyor, ben siliyorum. Elim yine battı. Ama siz dediğim gibi kendi kartuşunuzu bir takım mürekkep, ortalama 80-100 civarındadır. Yani bu kartuşu böyle bir mürekkeple en aşağı 20 kere ve 30 kere, hatta daha da fazla doldurabilirsiniz ama şu akması geçmeden takmayın, biraz böyle tutun, akması geçince takın. Yine dediğim gibi çıkarttığım şekilde kartuşu ön tarafını taktıktan sonra arkasına bastırıyorum, tık sesi geliyor ve ondan sonra bıraktığımda yazacağım kartuş yerine oturmuş oluyor. Diğer renkleri de kırmızı gibi bahsettiğim gibi doldurabilirsiniz. Böylece kendi kartuşunuzu doldurmuş olursunuz ve maliyeti ödemezsiniz. Gerçi bunların dolum kartuşları da var ama orijinal kartuşu doldurmanız daha makul geçer, masraf etmeden diye diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mürekkeplerimizde aldığımız test baskısı, daha doğrusu karşıdan da göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi bu baskıları da bu cihazdan aldım. Siz de böyle baskılar almak istiyorsanız kaliteli mürekkep alıp kartuşlarınızı doldurabilirsiniz. Böylece videomuz daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka videoda, bir başka soruda görüşmek umuduyla diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.